Evet gençler, duraklama dönemi ıslahatçılarıyla devam ediyoruz. Şifremiz neymiş? Topmak. 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 Değil mi? İlk başta telafiyle başlayan... Tarhuncu. Ahmet Paşa değil mi? O ile başlayan... Genç Osman. Genç Osman değil mi? Aynı zamanda ikinci Osman. Evet. Cevabıyla başlayan... Kuyucu Murat. Kuyucu Murat. Ne harfiyle başlayan? Murat. Dördüncü Murat. Dördüncü Murat. Sigarayı yasaklayan. Alkol sigara yasaklayan. En üstte Murat. Devam. Bağdat Fatih değil mi? Birinci Ahmet. Birinci Ahmet. Köprülüler. C harfiyle başlayan? Köprülü. Köprülü. Köprülü Mehmet Paşa. Köprülüler de diyebiliriz aslında. Köprülü Mehmet Paşa. Köprülüler. Evet. Fatih'te ne kadar çok Mehmet. Evet gençler. Tarhuncu Ahmet Paşa deyince bilmemiz gereken ilk kez Osmanlı'da denk bütçeyi hazırlamıştır. Yani ekonomi yönünde bir politika izlemiştir. Saray masraflarını değil mi? Kısıtlamıştır. Aşırı vergiler olsun, saray harcamaları olsun, kadınların, saray kadınları yaptığı harcamalar olsun kısıtlamaya gitmiştir. Bunun için, bu kısıtlamalara gittiği için saray çevresinin çıkarlarına aykırı hareket ediyor ya, bunun için ne yapılıyor? İdam ediliyor işte, değil mi? Evet, yazıyorum. İlk denk bütçeyi hazırlar. İlk denk bütçeyi hazırlar. Yok, saray kadınları... harcamalarında kısıtlamaya gider. Saray kadınları izin vermiyor mu bazen? Aynen öyle, az önce dedim ya. Kadınlarla uğraşıyor. Kısıtlamaya gider. Öldürüyorlar seni. İdam edilir. Evet. İkinci Osman, genç Osman. Islahatları yapan ilk padişah. Evet gençler. Genç Osman. Şimdi hatırlamamız gereken Potin Seferi. Potin Seferi'ni anlattık. Yeniçerinin başkanı. Şimdi Potin Seferi'nde çocuklar Yeniçeri'den isteksizliğini görüyor ve Yeniçeri ocağını kaldırma düşüncesi oluşuyor. Bu bir. İkincisi Şeyhülislam'ın fetva dışındaki yetkilerini kısıtlıyor. Bu iki. Üçüncüsü saray dışında evlilik yapıyor değil mi? Kanunname-i Ali Osman'a aykırı olarak. Bu da üç. Yani yeniliği seven bir padişah. Hatta dördü de diyebiliriz başkenti İstanbul dışına çıkarmaya çalışıyor. Niye? Yeniçeriler başkentte etkili değil mi? Yeniçeriler başkentte etkili olunca çocuklar bunun gücünü kırmak istiyor. Ama ne oluyor daha sonra? Dediğim gibi önceden de anlattığım hikayede olduğu gibi çocuklar biliyorsunuz hanımı değil mi? Evet. Hanımı Şeyhülislam'ın kızı. Bu durumu kafasındaki bu düşüncelerini eşine anlatıyor. Abi. Eşi de babasına anlatıyor Şeyhülislam olan. Şeyhülislam da Yeniçerilerle sıkı fıkı değil mi? Yeniçeriler de sıkı fıkı olduğundan çocuklar Yeniçerilerin kulağına haliyle bu durum ulaşıyor. Yeniçeriler çocuklar ne yapıyordu? İkinci Osman'ın yedi kule zindanlarında boğuluyor. Evet. Genç Osman. O Abdülaziz. Abdülaziz çocuklar nereden anlatacağız? Abdülaziz döneminde aynı zamanda ikinci Abdülhamit'in amcası olmuş Sultan Abdülmecid'in de kardeşi olmuş. Abdülaziz çocuklar şu şekilde öldürülmüş süsü değil de kendisi intihar etmiş süsü veriyorlar ama öldürüldü yani şey dedi. Evet, Yeniçeri ocağını kaldırma fikri ocağı kaldırma fikri saray dışı evlilik. Bunun yanında ne dedik? Başkenti taşıma değil mi? Başkenti taşıma. Şeyhülislam'ın etkilerini kısıtlamak. Çocuklar şurayı not olarak yazayım. Yeniçeriler tarafından yedi kule zindanlarında boğdurulur.
Evet, gelelim şimdi Kuyucu Murat Paşa'ya. Kuyucu Murat Paşa, İslahatların çözümünü gayet demokratik bir yaklaşımla, değil mi? Sorun neyse çözelim, halledelim, problem neyse gelelim şeklinde bir tavır takılmış mıdır sizce? Hayır. Hayır. Çocuklar, Kuyucu Murat Paşa, isminden de anlaşılacağı gibi baskı ve şiddet yoluyla sorunları, isyanları çözmeye yönelik hareket yapmış. Bu için öldürdüğü isyancıları kuyulara atıyor, değil mi? Evet hocam. Bu şekilde faaliyetleri olmuşmuş çocuklar. Islahat anlayışı bu kadarmış Kuyucu Murat Paşa. Çok güzel bir idare yönetimi. Evet. Tam değil, kafa kesiyor. En iyisi hocam. Çok fazla darbancısı izlemişim. Evet, Kuyucu Murat Paşa. Gençler, Kuyucu Murat Paşa ne yapıyor dedik? İsyanları, baskı ve şiddet yoluyla en sevdiğim yönetim şey. Baskı ve şiddet yoluyla çözmeye çalışıyorlar. Çok güzel oldu. Evet, gelelim 4. Murat'a. Bağdat. 4. Murat. Çocuklar 12 yaşında tahta geliyor. 12 yaşında tahta geldiğinde Kösem Sultan. Kösem Sultan. Kösem Sultan çocuklar. Ne mi? O kanun değil. Anlaşılmış. Kösem. Ya da bir de denk geldik. Evet. 4. Murat. Kösem Sultan çocuklar bu dönemde etkili olmuştur. 4. Murat döneminde etkili olan. Hatta duraklama döneminde derler ya genellikle saraya harcamaları işte kadınlar saraya gelmesi falan. Bu 4. Murat döneminin büyük bir kısmında kapsar geçiyor. Ama çok güçlü bir maaş. 4. Murat döneminde baktığımız mıydı? Efendim? Fatih Sultan Mehmet'in babası bu muydu? İkinci Murat. İkinci Murat. Fatih'in babası çocuklar ikinci Murat. Çok güçlü bir padişah değil mi hocam? 1 kilo, 1 kılıcı 50 kilo var diyorlar. 1 kılıcı 50 kilo var diyorlar burada, doğru mu? 4. Murat mı? Hocam o kılıçtan sapmıyor, ona nasıl sapmayacak öyle bir kilo? Çocuklar 4. Murat böyle geçmiş. Onun hakkında şey söylenir. Ayların bu pencerelerle güreşiyor hocam. Kıyafet de giyiyor tabi, koruma şeyi. Onlarla güreşiyor. Öyle bir özelliği de var. 4. Murat çocuklar, bu dönemde alkol ve tütün yasağını getirmiştir 4. Murat. Aynı zamanda yatsı namazından sonra sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirir. Helal. Eğer illa zorunlu şekilde çıkılacaksa çocuklar bu şeyler oluyor. Helaller oluyor ya. Allah Allah. Gezin. Onunla gezmek zorundadır. Başka bildiğiniz bir şey var. Şeyhülislam öldürüyor. Şeyhülislam'ı ilk kez idam ettiren. Ahizade Hüseyin Paşa mıydı? Aynen öyle. Şeyhülislam'ı ilk kez idam ettiren Osmanlı Sultan'dır. Alkol ve tütün yasağını kesinlikle unutmuyoruz. Alkol bayram kürselerde ve tütün yasağı. Rakı da alkol ekliyor değil mi hocam? Alkol ve tütün yasağı. Aynı zamanda ne dedik? Sokağa çıkma kısıtlaması. Kısıtlaması. Dediğim gibi kahvehanelerin kapatılması. Hocam bir de şeyi idam ettiriyor. Bu şair Nefi var ya, hicivlerinden dolayı bir de onu idam ediyor. Evet gençler, 1. Ahmet dönemine geçiyoruz şimdi. 1. Ahmet deyince aklımıza gelen Ekber ve Erşef. Ahmet kendisiyle ilişkili olduğu için herhalde doğrudan konuyla ilgilendi. Güzel. Güzel Ahmet. Evet, Ekber ve Erşef sistemi ne olabilir? Canan büyüklerinin ilişkinin başa geçmesi. En deneyimli ve en yaşlı kişinin başa geçmesi. Çok güzel. Şu sınıfın bu özelliğini seviyorum. Bir kişiye soruyorum, diğeri cevap veriyor. Yani bir şey oldu ya, yansıyor böyle, çarpıyorsun. Evet, evet. İkinci Ahmet. Ekber ve düşman. Sistemini getirir. Yani neydi tam olarak? Bilgili ve zeki yaşı da olan. En olgun. Değil mi? Evet, bu da sevdiğim bir yönetim şeklinde. Akıllı olan, aklı başında kelime akıllı. Ya kaybetmesinden mi ölçüyorlar? Aklı, bari değil bak. Aklı bari olan, kişiyi getirmesi. Sancar çıkmadan ilk padişah olan buydu değil mi hocam? Şimdi,
Sen bir çıkmadan ilk padişah olan. Aynen öyle. Sancağı çıkmadan padişah olur çocuklar. Şimdi şeylere bakıyoruz. Sandıra bakıyoruz. Evet. Köprülü Mehmet Paşa. Özelliği neydi? Köprülü. Başka? Düzbazlık yürütmüyoruz. Evet. Köprülü Mehmet Paşa'nın özelliği. Çocuklar. Kuş bakıyor ne geliyordu? Her savaş köprüde yapmış. Dur dur dur. Bir şey sunuyordu. Bunlar kabul olursa bezirazdan bakıyor. Öyle bir şey var. Çocuklar, Köprülü Mehmet Paşa'nın özelliği şu şekilde. Biliyorsunuz Tarnoç Ahmet Paşa ilk kez de bütçeyi hazırladı. Ancak ne oldu? İdam ettirildi. Niye? Şartı ve sunulmadı. Evet çocuklar, Köprülü Mehmet Paşa, ben bazı şu şartları yerine getirirseniz ancak bu planı hazırlarım, raporu hazırlarım demiştir sizlere. Oradaki yönetime. Köprülü Mehmet Paşa'yla ilgili bunu söyleyebiliriz. Yani şartlı şekilde göreve gelen kişidir. Tamam mı? Lanyalar mı oturuyordu? Lanyaları şimdi söyleyeceğim. Oraya atladım. Söyleyeceğim, oraya geleceğim şimdi. Köprülü Kaç. Mehmet Paşa. Şu hariç, şunlar şu hariç. Şartlı şekilde göreve gelerek. Hocam iyi yürek varmış bugün. Şartlı şekilde göreve gelerek bütçe hazırlar. Bu şartlı şekilde nedir? Kendisi İnsan, şart soruyor. Can güvenliği bir, değil mi? İstediği, aynen öyle, işine karışılmayacak. İstediği kişiler de çalışabilecek, bunları memur yapabilecek gibi şartları vardır. 4. Murat'ta çocuklar bir yere atladık. 4. Murat döneminde Koçu Bey ve Katip Çelebi raporları hazırlatmıştı, değil mi? Ha, Osmanlı döneminde duraklama döneminde. Oraya dikkat edin. Orayı unuttum maalesef. Neyse ki atladık. Koçu Bey ve Katip Çelebi. Duraklama döneminde çocuklar bakıyoruz ki baskı şiddet var ama 4. Murat bir rapor hazırlatma durumu sezmek için bir şeyler, bir çaba içerisine girmiştir. Katip Çelebi raporları. Evet. Duraklama dönemi ıslahatlarının şimdi özelliklerine bakalım çocuklar. Islahatçılara baktık. Bu dönem özellikleri baktığımızda ilk başta çocuklar, sorunlar baskı ve şiddet yoluyla çözülmeye çalışılmıştır, değil mi? Görüyoruz. İkinci bir özelliğine baktığımızda bu ıslahatların Avrupa örnek alınmamıştır. Yabancı uzmanlardan alınıyor. Hayır, Avrupa örnek alınmıyor. Burada Avrupa'da örnek, görüyor musun Avrupa'da? Hayır, geçiyor. Var mıdır otu görüyor musun? Konte Bonaval'ı görüyor musun gelecek sonra kişilerde? Yok değil mi bu kişiler? Avrupa örnek alınmaz. Değil mi? Baskı ve şiddet yoluyla çözülmeye çalışılır. Başka ne diyebiliriz bu dönemde ıslahatları? Devamlılık yok. Kısa sürede kalmıştır. Yani padişah yapmaya çalışmıştır değil mi? Uzun sürede olamamıştır çocuklar. Başka ne diyebiliriz? Askeri, mali alanda. Askeri, mali ve idari alanda. Kültürel ve sosyal alanda var mı? Hayır. Hayır, yoktur. Özellikleri diyorum. Yüreğim. Özellikleri. Baskı ve şiddet yoluyla çözülmeye çalışılmıştır. Avrupa örnek alınmamıştır. Islahatlar yüzeysel kalmış. Sorunların temeline inilmemiş değil mi? Sorunların temeline inilmemiştir. Askeri, mali ve idari anlamda yapılmıştır. Askeri, mali ve idari anlamda yapılır. Evet gençler, duraklama dönemi bu şekildeydi.